Herkese merhaba, ben Ro. Üçüncü maçta tekrar karşınızdayım. Diğer iki maçı izlemediyseniz kanalından bulabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar picklerimize bakalım. Kamil, Lilia, Pantheon mid ilginç. Leona görüyoruz ve Jhin bot lane'de. Ornn, Graves, Galio, Caitlyn, Sett. Bot lane'de yine Kayt bırakmışlar. İki maç kaybetmelere rağmen. Bot lane'de yine Supermassive önde diyebilirim. Mid lane biraz karışık. Kim iyi oynarsa. Jungle'da karışık, kim iyi oynarsa. Top lane yine aynı matchup. Kamil önde çıkmış ilk maçta da. Sol tarafa bakıyoruz. Savaş başlatma olarak Pantheon ultisi var. Lilia ultisi, Kamil. İyi, sol tarafta savaş başlatma var en azından sonunda. Sağ tarafta aynı şekilde Ornn var yine. En kral savaş başlatan eleman. Galio ultisiyle destekleyebiliyorlar. Garip bir komboları var diyemem ama Supun kilit oyuncu. Hem lane'leri güçlü. Yani lane'leri oyunun başına gayet güçlü. En önemlisi olacak. Damage'leri de sen diye düşünüyorum mid ben. Game'de o oyunun Fyver ortasında damage'leri çıkmayabilir. Fyveron'un damage kısmında çok daha iyi. Ve çok da iyi ayıklama mekanikleri. Hasar kısmında çok daha iyi Fyveron'un. Evet. Oyunun başı değil de orta ve sonunda Fyveron'un daha iyi. Başında Supermassive diyelim. En ilginç de yanlış yolu. Savaş başlatma olarak Galio Ornn bayağı iyi. Bakalım nasıl olacak. Şampiyon var. Pantheon uçacak, Galio uçacak. Galio uçacak, Pantheon uçacak. Bu maç bayağı uçmalı bir şeyler olacak da o Q'da tutsa var ya. Yani Piltover silahı da tutsaydı orada çok daha trajik bir tablo oluşabilirdi. Yani ilk kanı belki alamazdı ama Brolyan'ın kanı alamazdı, o lane giderdi yani. Oncan ile Armut arasında birebir var. Bu eşleşmeyi de burada seninle giriyor bakalım. İzlemiştik ve Kaan Kural yine maç arasında seninle yaptığımız sohbette sen Onca'nın birazcık daha ayrık ittirme yapması gerektiğini düşündüğünü söylemiştin. Bu karşılaşma içinde benzer bir hissiyatın vardır diye tahmin ediyorum. Kamil olduğu zaman yani şart ki ilk maçta Kamil'in ayrık ittirme tehditini hiç kullanmadılar. Baksana Galio demeye çalışıyor. Kamil 3 eşyaya ulaştıktan sonra ayrık ittirmede kimseyi dinlemiyor. Yani direkt armor pen çıkması lazım. Hele ışınlanı da varken kesin ayrık ittirmeye gitmesi gerekiyor. Bakalım bot lane, Graves'in yerine olsam ben de bot lane oynarım. Bot lane'i öne geçirirse Jhin ve Leona'nın oyuna dönme şansı yok. Bak en sonunda ilk maçta dediğim gibi dive girebilirler çünkü. Gelecek mi yalnız Caitlyn tuzakları. Husker ayrım ve Brolyan'ın oradan kaçışını çok zorlaştırıyor. Snowflower Balios gibi kullandı, hayatta kalması için yeterli. Hayır değil. İlk kan burada Brolyan'a gitti. Tamam, güzel. Çok worth değil mi? Ha, Leona'ya mı gittik ki? Worth üzerinden. Şimdi kaka ayırına sabitleniyor Brolyan. Oh, çok iyi. Oncan biraz geç kaldın sanki kardeşim. Biraz geç kaldın sanki. Direkt Galio'nun teleport attığı yere atsa çok daha hızlı bir şeyler yapabilirdi de pozisyonu yoktu herhalde. Emin değilim, bakmamız lazım ona. Bir tarafta tabii tutuşturla giren Pantheon, öbür tarafta ışınlanla gelen. Kill aldı ama sıkıntı yok. Bol buraya çok daha rahat katıldı. Kim öndeyiz dersen Kamil kill sayesinde Ornn'a üstünlük kurabilir. Ama bot lane'de Caitlyn kill aldı. Yani ve Jhin iteminde gecikti bak. Skor çıkartmayı başardı. Şöyle yalnız bir Supun da işine yaradı diyebilirim. Diğer Supun Broly'ye gitmesi. Evet. Supermassive'de Galio'da kill almış. Pantheon karşısında bayağı yardımcı olur o da. Çok sıkılan Ornn'a da bir rahat pencere yarattı bu aynı zamanda. Onu da söylemek lazım. Yani bakayım neyi kötü yapmışlar? Rakibin hamlesinden çıkarabileceği en çok şeyi çıkardı. Ama bir şey kötü yapmamış. Fazla damage yemiş sadece. Yani burada çöpe giden minyonları da görüyoruz. Burada alınamayan bir sürü minyon var nişancı tarafından alınamayan. Bir ton minyon var. Kakao buradan kendini korumayı başarıyor, kurtarmayı başarıyor. Zeitnot zaten buradan 1-0-1 çıktı. 24 minyonla çıktı. Kazmasını alıp koridora geri geldi. Ya tamam, burada tabii ideal bir senaryo yok Fyveron'un adına. Nişancının skor alması daha Kamil olurdu. Kamil ne yapmış? 2 tane Doran. 806'ın öndeler. 806. Bunu da çekiyor. Üst koridorda Ornn rahat etmişken İlginç bir item seçimi. Minyonların canını okumuş, canına. Tamam, erken oyunda öne geçmek için yararlı da Ornn o itemler varken seninle zaten savaşmayacak ki. 51'e 24. O Doran var mıydı ki? Var. Yoksa şimdi mi oldu? Orada orada bu arada Bolu'nun başı dertte olabilir. Umut'u kışkırtmaya başardı. Şimdi Uke'ye daldı. Üzerine zıplayan Lilia. Bolu'nun skorun alınmasını sağladı. Bir de Sıçrayla Rubin oradan uzaklaşıyor. Serinin 3. karşılaşmasında Fyveron'un onu oynayabilirsiniz o kadar devam ediyor. Ve Robin 6. Kakao 4. seviyede Bolu'nun kapısı olduğunda. İki seviye fark açmış. Lilia nasıl alt olmuş ki herkesten önce? Oo, farm farkına bak jungle'daki. Vay vay. Çok geri düşmüş o dive yüzünden. Pantheon'u yakalama imkanı da olmayacak.
Bot lane'i istediğim üstünlüğü göremedim hala. İten farkı var. Bir şeyler yapmanız lazım. En önemlisi burada Lilia inanılmaz öne geçmiş durumda. Ve onun öne geçmesine de çok ihtiyaçları var. Çünkü takımdaki tek büyük hasar kaynağı Lilia şu anda. Yani Leona'yı saymazsak tabii ki. Bu arada şunu da söylemek lazım. Özür dilerim Kaan Kural. Papara Supremacy'nin çok alışkın olduğu bir oyun tarzı değil. Ormanda bu kadar gerideyken oyunları kurmak. Buna nasıl reaksiyon gösterecekleri çok önemli. Aslına bakarsanız eğer ki katılmayı başarırlarsa dünya şampiyonası konusunda da güzel bir test olacak onlar için. Eğer ki gitmeyi başarırlarsa karşılarında çok ciddi ormancılarla karşılaşacaklar. Ve şu ana kadar oyunları hep başa baş veya önde oynamışlardı. Oo, Galio öldü yine. Yine bir orta koridor ziyareti var bu arada. Galio'nun flaşı yokken onu oynamaları iyi de öldürebilecekler mi? Bolluya isabet etti. Güzel. Güzel. Teleportta kullandırdılar. Ölür müsün? Dönüp Grace'e girilir mi? Şimdi hocam çağrısı geldi. Girmeniz lazım sanki arkadaşlar. Yolun sonuyla beraber Umut kaçtı. Dair Umut da ayakta kalıyor. Çok iyi. Fyrunin senin üçünü karşılaştığında Fyrunin güzel güzel. Mücadelesinde Kamili şu ana kadar ince işleri çok iyi yapıyor. Sınırlarını çok iyi biliyorlar. Hangi güzel oynadılar güzel. Kime odaklanmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Botlane'e bakalım. Kazanırsa botlane'den kazanacaklar yoksa sıkıntı. İki defa orta koridorda yakalayıp düşürmeyi başardı. Fyrunin kazanabilecek mi acaba? Seriyi uzatacaklar mı bakalım. Galio iken Galio'nun üzerinde etki sağlayan şu ana kadar Lilia oldu. Ve hem orta koridorda hem ormanda inanılmaz bir minyon farkı var. Orta koridorda minyon farkı evet. Bu da seviye farkı olarak yansımış durumda. 3K öne geçmişler ilk defa. Seride ilk defa öne geçtiler herhalde pardon. Yarımşar seviyede Oncan ve Umut önde. Şimdi bu üstünlüğü ne tarafa doğru döndürecekler Kaan Kural? Ne tarafa döndürmeliler sence? Bence alt koridor fena gitmiyor. Alt koridorda zaten Supremacy'nin üstünlüğü var. Fakat bu üstünlüğü bir şeye dönüştüremiyor şu anda Supremacy. Bence orta koridoru ve üst koridordaki baskıyı sürdürebilirler. Çünkü Kamil'in ikinci eşyasından sonra Kamil çok büyük bir oyun dengesizliği yaratacak. Kamil'e yatırım yapmak çok daha iyi fikir. Ya tabii burada olası cevaplardan bir tanesi de Ejder'di aslında ama sen onu pek aklına getirmedin. O tarafa doğru gitmeleri gerektiğini düşünmüyorsun. Sen tuzaklı sorumu sordun. Yok tuzaklı yani. Ejder oynamadı ki tabii normal bir şekilde. Cevabım vardı ama doğru cevaba Kaan Kural'ın Fyrunun bu kadar öndeyken Kamil'in teleportu gelmek üzere. İstedim, onaylamayı bırak. Tamam, direkt de bir üstünlük kurmaya çalışabilirler. Cin büyük kılıcını almış tek kılıcını. Şu an çok da geride değil itemlerden. İlk maç hiç yapamadılar çünkü. Setten direkt Ninja tabi gelmiş. İlginç bir seçim. Rakibi ikiye bölmek, rakibe evet. Sürekli bir baskı kurmak Jin karşısında Ninja tabi tam damage'i azaltıyorsun da. Üçüncü eşyasını almış Kamil, takım savaşında da çok ilginç. Evet. Ama burada kazanan ben oldum sevgili yorumlar. Bu kadar erken alması garipme gitti sadece. Güzel, hızlı direkt. Fyrunin bu maç bir şeyler yapmaya çalışıyor, güzel. Şeyin sıkıntı, Fyrun'da birazcık o var. Ben tek Pantheon pikini çok beğenmedim. Gözlerini kapatıyorlar ve biz atıyorum içeri girmeyi çok böyle garanti bir pik değil. Ya da takım savaşı yapabilecek durumda. Hele Galio karşısında çok bir şey yapabileceğim bir pik değil. Çünkü Galio direkt Zhonya'ya gidiyor. W'su var vesaire. Cleanse da almıyor. %100 katılıyorum sana. Onları bence finale taşıyan da bu. Bakalım ne olacak ama. Belli bir yere o kadar iyi odaklandılar ki özellikle Wildcat serisi boyunca o seride galip gelmeyi başardılar. Şimdi öndeyken senin bahsettiğin bir yere gözü kara dalma işi çok daha olası, çok daha başarılabilir gözüküyor. Gerideyken imkanı yok. Ama bir yandan da artık final maçında OS tekniğe sahip olmanız gerekiyor. Çünkü sor cezalandırabilecek bir takım gibi görünüyor. 2-0 öndeler seride. Bu arada bağımsız şampiyonlarda üstünlük. Bu arada arkada Armut'u yakaladılar. Sözünü kesmek durumundayım Kaan Kural. Armut'u yakalayan Oncan yalnız devam etmek istemiyor. Çünkü Kakao da şu anda alamet alanına doğru girmiş durumda. Alameti bakalım kim alacak. Hızlı tetikle uzaklaşacak. Snowflower bu arada Broly'yi yakalayacak gibi gözüküyor. Broly tek başına tuzağa tutulacak mı? Bu arada son perde geliyor. Snowflower üzerine birinci mermi, ikinci mermi. Balyoz gibi hemen kullanıldı. Şimdi Bolu'nun başı dertte. Dördüncü mermi de ona isabet etti. Ulti geliyor yalnız setten. Umut'un başı dertte. Okey. Umut öldü. Bolu şimdi içeri girdi. İkinci skorda Oncan'ı alarak mı gelecek? Nasıl o pozisyona geldiler? Alametin etrafında başlayan savaş orta koridora doğru sarktı. Ve bu Fyrunin başını çok büyük derde soktu. Lilio'yu geri çekeceğim dur. Şunu izleyelim. Son bir otomatik saldırı geliyor. Snowflower'ın Balyoz gibi sona hayatta ya. Tutacak. Orna dönmeniz lazım. Şey orna. Ya Zargut çok ciddi bir hasar aldı. Orna dönecek mi? Aslı Kate'ine vuracağım oradan. Orna sıçrayı kullanmak zorunda kaldı. Kakao orada. Sonra repliğini gösterelim. Aksiyona pek dahil olası yoktu o arkadan. Merak ediyorum o pozisyona nasıl girdiler. Bu ne derece doğru bir hamle bilmiyorum ben. Siz daha iyi biliyorsunuzdur benden eminim. Doğru bir hamle. Ama işe yarıyor da gibi gözüküyor. Snowflower'ın başlarda Snowflower'ın Balyoz gibisi gelmiş. Çok gereksiz bu arada. Snowflower'ın kalkan yapacağı, kalkan atacağı belli. Aha. Eyvah. İki takımdan da piyastaları izliyoruz şu anda. Hero kimde?
İyi, yani, kaka almış herhalde. Ben hiçbir şey anlamadım bu takas. Burada deha ile felaket arasında çok ince bir çizgi vardı. İnanılmaz bir fiyasta izledim, hiçbir şey anlamadım. Aynen köprüsü vardı ama Fyro'nun üzerinden tap dance yaparak geçti o köprünün. Super Messi'de ciddi bir iletişim sorunu vardı. Kako alamete girdikten sonra takımın savaşı bırakması gerekiyordu. Ama takım savaşı bırakmayı hiç tercih etmedi. Aynı sıkıntı Five Ronin'de de vardı bu arada. Bir taraf alametle ilgilenirken Broly'ye kendi başına adet çalıya kafa atayım vesaire dedi, tanklamaya devam etti. Armut öbür taraftan gelip 4 kişi havaya savurdu falan. Şu enteresan bir savaştı. Umut doğdu, ultisi döndü. Ultisi sayesinde zaten takım savaşını kurtarmayı başardı. 1'e 5 olmuş galiba. Bayağı uzun sürdü yani. Bu maç iki tarafa da gidebilir. Sonuca baktığımız zaman pek Five Ronin, bir şey yani, biri olan tahmin etmek zor. Gayet iyi gerçekleştirdi bu savaşta. Garip garip savaşlar yaptılar, yani Allah Allah. Five Ronin ilk başta 2 kişi kaybediyor. Oldukça sonra Sup girmeye çalışıyor, ölüyor. Kaçmaya çalışıyor, ölüyor. Giriyor, kesiyor. Kullanamazsa ve istediği barikatları yine zayıflatabilmezse. Allah Allah. Bakalım alamette ne yapacak ama Kako. Önemli olan o. Scarlet bu arada alameti çok iyi kullansalar dahi bence oradaki takasta kaybettikleri şeyler alametin alacağı barikatlar ya da kuleden daha değerli. Kamil'de 3 kilo olmuş. Aha bakalım. Tekrardan bakalım. Burada şimdi Broly ne yapıyorsun? Face check atmışsın oraya. Broly ne yapıyor diyordum bu pozisyonda. Yani Broly ne yapıyor? Kapanları gördü, kapanları tamam, fena değil. Dolaşa dolaşa rakibinin vaksini harcadı. Umut Kalyo'ya girmiş. Doğru. Ultiyle de sıkılıyor. Burada Snowflower'dan Snowflower çok güzel oynamış. Kakao güzel oynamış. Teşekkür edelim. Aslında Fiesta değilmiş oradakiler. Tamam. Bize. Sadece iyi ya, kapanmış yani, Super Massive. Fiesta sandım da yok, iyi kapanmışlar. Savuruyor. Kullandığı ulti zaten güzel. Buradan sonra zaten. Sonra devamına bakıyoruz. 5'e 4 pozisyonu. 5'e 3 pozisyonda. Galio geri çıkabilmiş. Five Runic tersine çevirmeyi başardı. Yok tamam. Fiesta dedim mi? Değil değil. Orta kulesine ciddi bir hasar verdiler. Hakkını yemeyelim çocuk. Şimdi üst koridor kulesine açtı direkt. Yok ya. Bolu'nun başı yine dertte. Aa yine oldu. Bolu yine düşüyor. Karşında umut skorunu alabilecekler gibi gözüküyor. Bire bir değişim. Yalnız üst koridorda ilk kuleyi almayı başardı bu noktada Papara Supermassive. Midi indirebilir misiniz? Yok. Ooo bir kule daha indirdi. Onu inip tura vurdurabilir misin? İndir bakayım. İkinci kafayı da attı. Hatta ikinci kuleyi de alıyorlar. Oncan barikat için canını mı feda edecek acaba? Pek öyle gözükmüyor. Balyoz gibi geldi ve Onca'nı düşürmeyi başardı. İndi mi? Snowflower kendisi düşüyor. Bir kaos. İlginç maçlar. Ve Five Run'in belki de çok çok ilginç maçlar. Böyle bir kaosa ihtiyacı var. Bu maç Five Run'u kazanabilir. Sanki ucundan böyle ufak tefek bir tatlı bir fiesta oldu şu anda. Fiesta. Bolu kötü yani, oynadığı için değil de biraz üstüne yıktılar oyunu. Galio öyle çok bir şey yapamıyor. Herkes biraz kafasına göre takılıyor gibi. Zonya'yı bitirmeden direkt eksek kasıyor. O biraz kötü. Zonya'yı bitirmesi lazım. Hem Pantheon, hem Leona, hem Camille. Evet, evet kesinlikle. Ultileri yani, varken işine yarar onu da. Galio çok geriye düştü. Sadece ulti atacak. Çok bir işe yaramaz bu saatten sonra. Önceki maçlarda verim aldılar. Bu maçta yine Galio'nun güçlü, lane'de güçlü olması ve ultiyle roamlara destek vermesi vesaire de o şeyini kaybetti. İkinci direk'i de verdiler. Byron'un sonunda bir şeyler yapıyor. Güzel. Evet. Lilia da öne geçti. Camille önde. Killer Leon'a da kalmış o sıkıntı. İlk kuleyi kaybetmiş olmalarına rağmen kule barikatlarında verdikleri karşılıklarla beraber altın farkı da 2200'e kadar çıkmış durumda Byron'un lehine. Mesela Zeitnot önceki maça kıyasla bu maç eşya dizliminde bir değişiklik yapacak mı onu merak ediyorum. Yani ikinci eşya Kayden Ninja tabi almış. De olabilir. Dansçı. Oyunun ortalarına doğru. Şimdi Oncan yani setin Ninja tabi alması oyunun başına laf ettim de alması gerekiyor ama oyunun başlığı ilk item değil yani. Değil. Olsa ama Camille'dir, Pantheon'dur varken okey Ninja tabi. Güçlendirmesi var. Yavaşlatmayı başaracak mı? Sadece o kadar yani erken almasına şaşırdım. Çok zor bir hedef. Armor, kas, armor. Lilia yok ederse Lilia yok edecek zaten. Five Ronin burada kuleyi bırakacak mı acaba? Bırakacak gibi gözüküyor. Yalnız bu kadar Supremacy dezavantajlı bir oyun oynamasına rağmen kulelerde Robin, kulelerde ters pozisyonu kaldı. Kule aha Robin'in üzerine para da var. Bounty var. Kes onu. Öte yandan Onca'nın şu anda ışınlanı yok. Ooo 4 kişi geldi. Gelişiyle beraber Robin'in kaderi burada aha şekillenmiş Başsın olacak mı gibi gözüküyor. Son kimden gelecek? Kakao'dan. Bir de flash'ına bak, çok az kalmış flash'ına. Stil puanları için stil puanlarını da aldı ama Umut bu arada diğer tarafa hızlı diğer koşar kaçar mı dedim de yok. Leona ulti çakacak mı kafasına? Burada herhangi bir savunma kuramayacak. Gerçi Galio yetişir. Aha Onca. Yürü oğlum. Ve sanki bu takas yine Fabron'un lehine sonuçlanmış oldu. Evet. Leona bir gördün ulti atması lazım Leona'nın şu an güçlüler. Kakao aldı o altını.
Eksik olsalar bile Graves'i botta görüyorlar şu anda. Şu an girmeniz lazım. Ornn bile olsa girmeniz lazım şu an. Ornn bile olsa girsene buralı ya. Kakao'yu botta görüyorsunuz. Güçlüsünüz. Altın farkı da 2400'e sabitlenmiş oldu şu anda. Ve yani açıkçası FiveRun'in takımı 3 dakika sonra çıkacak olan Ejder'de yine bir pozisyon avantajı yakaladı. Bakalım Ejder'i kim alacak? Maçı kazanma yolunda çok ciddi bir avantaj elde etmiş olacak. Camille de bu arada şey azalıyor gittikçe, tırpan yükleri yükleniyor. Tahmin ediyorum ikinci eşyasına çok yaklaşmış olabilir. Ama gerçi ölümün dansını alacak diye tahmin ediyorum. Ölümün dansı bayağı pahalı bir eşya. Ya onun şu anda bir can çalma eşyasına, can yenileme eşyasına ihtiyacı var. Armut'la baş edemiyor. Ya peki karşısında Armut, daha doğrusu Ornn, Set ve Galio gibi kimisi tank, kimisi off tank şampiyonlar varken bir mahvolmuş kralın kılıcı düşünülebilir mi? Sanmıyorum ya. Yani çok kırılgan yapıyor. Oo, direkt kırıldı öyle girdiniz ama. Pantheon ultiyi yok. Takdir edebilseydik. Lan geri çıkmanız gerek. Herald'ı bitir. Herald'ı bitir. Umut girme. Girme Umut, girme. Aa, Armut kaçırdı. Ha, beleş Herald. Şu an gir. Snowflower. Aa, orada ne işin var? Kazanırsınız burayı Fire'ı. İndir Bolu'yu. Kako indir. Ornn indir. Tamam, seri alır. Seri dedim maçı. Aha, yetişti mi? Kesebilir mi ki? Demeci yetmeyebilir. Eyvah, Snowflower, sen oraya nasıl girdin? Arkada 3 kişinin tek başına 10 canla kesmeye mi çalıştı Snowflower? Ben mi yanlış gördüm? Eyvah eyvah. Yeni bir tur açtınız mı? Bu maçta, yok. Bu açamazsınız. Ele geçirmelerini sağlayan en büyük etkili oldu. Kuleyi alabilirler. Zaten hiç savaşa giremedi. Ama canlar az, yok, sağlayacaklar. Kazanma ihtimalleri de yok. Ve yani bütün yatırımı ona yapmışken onu da kullanmanız gerekiyor. Yani ya şu anda girse de savaşa. Baya öne geçtiler ha. Deminki savaşta zaten. Supermassive'den inanılmaz kötü fightler izliyoruz maçta. Üzerinde ninja tabii olan. Ebedi kılıç ve bir coşkusu olan Caitlyn'in hasarı çok limitli. Baba, Snowflower nerede? Ne işin var orada? Burada tamamen ayrıldılar. Bu arada tek sebep Ornn oradasın. Yani Zeitnot'un savaşa girememesi, sağ burada çıkmaları lazım bu arada. Katılamaması. Ya Umut'un önünden geçemiyor. Kendisi de aslında pozisyonunu zorlaşıyor. Zeytun'un yapabileceği bir şey yok ki orada. Bütün takım arkadaşları ölmüş. Için, otomatik saldırı menzilinden yani bu seride adam akıllı oynayan zaten bir Kakao var, bir Zeytun var. Diğerleri hep böyle kafaları gidik oynuyor biraz. 5000 altınlık bir üstünlüğe dönüştü. Armut seri başından beri kaç tane Ornn'un kafasını kaçırdı, duvara vuramadı dibindeki adamı. Maç kontrolüne sahip. Ve 30 saniye sonra çok önemli bir kozanma koşulunun son halkasını... Cine de hiç kill kalmamış, yazık çocuğum. Alevicileri şu anda savaşabilecek durumda değil. O da ninja tabi almış. Bakıyorum Pantheon. Pantheon itemler de hala geri biz. Camille bayağı indi. Ejder'i kim alırsa oyunu bitirir gibime geliyor. Çok az kalmış tamamlamasına. Bak, maçın başından beri onun yapması gereken tek şey. Adam mı görüyorsun? R. Bu R. Çok iyi ulti. Uff. Aa, yok ettiler. Bitirirler mi oyunu? Üçüncü ejderi almaya giden kimse var mı? Yoksa... Öyle ejderi boşver. 30 saniye, 20 saniye. Yok, 20 tır alıyorlar sadece. Neredeydiniz? Bir soru soruyordum. Kule açık mı? Yok, kule açık değil. Ama şimdi cevabı kalmadı galiba. Scarlet. Yok, oyunu bitiremezler. Oyunu bitir alıp ejderi dönecekler. Serinin en iyi ifade kullanan oyuncusu ödülünü şu ana kadar kime vereceksiniz? Benim bir adayım vardı. Eyvah ya. Robin ya. Robin mi? Armut'un ultisi yoktu o pozisyonda. Az kalmıştı. İyi yakalandılar. Aynı bir türlü zorlamadılar, hızlanamadılar. Okey, çıkın, çıkın. Sonunda Armut ulti attı. Sonunda. Yanlış rakibe, Pantheon'a değil, Cin'e atacaksın. Oynamanız gerekiyor. Oynamanız gerekiyor. Oynamadınız, okey. Husky Rider'ı takip edebilecek kimse yok. Ejder de gitti. O kışkırtmayı yememek için kendi sıçrasını kullandı. Supermassive niye böyle oynuyor? Ve Robin takımına 3. ejderi kazandırmayı başardı. Ejder de gitti, mavi de gitti. Grump'u çalacaklar. O da gitti. Wolf varsa o da gidecek. Kaliteli analiz. Eyvah eyvah. Portları da çalacaklar. Mavi gitmiş, evet. Zor buradan döndürmeleri. Bayağı yavaşlatmaları lazım maçı. Sanmıyorum yapabilirler. Çünkü savaşta FiveRun'un çok çok daha güçlü şu anda. Baron'u zorlayıp... Midyan'ı bir tur açamazlar. Ornn tehlikesi var hala. Ornn ultisi güçlü. Midi pushlayıp...
karşı jungle'ın üst tarafını wardlayacaklar. Baron girip ya da Baron bait'i yapıp fight'ı zorlayıp Baron alıp bitirmeleri lazım. Hyrule'nin beklerse, Caitlyn biraz daha kasarsa Galio ile beraber, Galio'nun zonu yazı bitmemiş hali. Grace de bir item alıp, yok hala var Sup'un dövme şansı var. Takım arkadaşını koruyabilen, sersemletme atabilen, işte havaya savunan... Ama Fyron'un şu an çok iyi oynaması lazım burayı. Güzel wardlayacaksın, fight'a zorlayacaksın ya da Baron'u alıp fight'a gireceksin. Yani iki defa bakalım. Orta koridora gittiler, o bolluyu düşürdüler. Defansif Snowflower hiçbir şey yapmadı bu maçı. Ne lane'de bir şey yapabildi, ne fight'larda bir şey yapabiliyor. Jhin de kasmış, Pantheon almış kara baltasını. Camille ölümün dansını bitirmiş. Destek Galio belki. Lilia Zonya'sı da var. Aranan, yani şu an ona benziyor durum. Şu an Baron zamanı. Flower çok daha aktif görünüyor. Camille bottan yürü yavrum. Bottan yürümen gerekiyor. Şu an Ornn'u çok rahat keser. Yani Camille'in bottan gitmesi lazım ama. Ama teleport yok her. Adeta az konuşuyor Byron'un şu anda. Altın farkında. Şu an yapması gereken Ornn'u savaşta zorlayacak. Can çalması var. Kuleyi zorlayacak. Diğerlere de Baron'u alması gerekiyor. Hem inhibitor kulesini alması hem de ejderi almasıyla bir Broly'e sakın gireyim deme orada. Şu an değil. Bu noktalara geldi. Aha. Şimdi bu arada tamam şu an gir ama Snowflower trolledi çünkü orada. Broly'e de benzer bir şekilde kötü pozisyonda ulti koy. Snowflower var ya direkt trollemek o yani. Broly'e çok gerilim, çok ileride. Var mı flash'ın ortasında? Çok iyi flash zamanında geldi. Yoktu flash'ın. Aç inhibitor. Oh bitti oyun. Ornn'u da kes oyunu bitir. Aç inhibitor'u. İnhibitor. Çok akıllıca ve çok basit. İnhibitor açmadınız. Ya Brolya'da enteresan hamleler yapıyor. Tamam Baron'un açımda inhibitor açıp Baron'a dönebilirdiniz. Kimde geliyor 20 saniyede. Okey, okey, sıkıntı yok. Şu anda yani altın olarak o kadar öndeler ki. Snowflower yani güzel bir trolledi orada. Leona'ya E atsan ne olacak, atmasan ne olacak arkasını göremiyorsun. Bak orada Brolya'nın girmemesi gerekiyor, onun arkası var. Ama Snowflower'ın da girmemesi gerekiyor çünkü onun da arkası var. Eyvah eyvah. Takımı taşıması gereken adam bunu yapmaması gerekiyor. Ve şu ana kadar da seriyi uzatmak için ne yapılması gerekiyorsa onu gerçekten. Yok maçı kazanırlar. Onlar dolaplarından süpürgelerini fazla güçlendiler şimdi. Aslında tersinden yapıldığında adını çekecek olması gerekmez mi Scarlet? Evet doğru. Ya tabii burada artık Fyron'un kaybedeceği hiçbir şey kalmadığı için adımlarını tek tek atıyordur muhtemelen. Önce bu maçı kazanalım, sonraki maça bakalım diyorlardır. Oyuncam bir milyon sonra 350 gold da kazandı. Base'i gidip gel. Oyuncam bu arada hiç yani ayakkabı bitirmiyor ya. Güzel anlattın okunu. Diğer yani maçlarda da böyle. Dakika 25 olmuş ayakkabısı yok hala. Ya sırasında ya da sonrasında. Niye bilmiyorum. Ormana da danıyor. Ayakkabı yani önemli bir şey yani. Ne bulursa. 6-1-9 da oynuyor. Bakalım şu an ne yapacaksınız? Bir kere mid inhibitor açmanız lazım. Oyuncunun topa gitmesi lazım. Birinin bota gitmesi lazım. Aynen. Pantheon. Çok iyi. Şu an doğru oynuyorlar. Helal olsun. Şu an dizilim çok iyi. Kazanmamaları için hiçbir sebep yok. İtem de çok öndedir. Baron var. Kuleler de öndeler. Pozisyon da öndeler. Hadi bakalım. Seri uzatabilecekler. Tavuklar resetlendi. Orada bayağı bir ivme kaybettiğini düşünüyorum ben Robin'i. Yani iki güçlendirmeyi Robin devam alsa çok daha hızlı bir orman dönüşü. Belki daha iyi bir üste dönüş vesaire kovalayabilirdi. Ya Scarlet kim %100 Oncan top ayırın. Karşılaşmanın kilit noktası alt koridorda. Şu an mid'e direkt inhibitor'a öyle bodozlama giremezler. Ayrık oynamaları gerekiyor. Bodozlamada hala bir şansları var süpürmesi bu. Çok değerli vakti. Alt koridorda harcamasıyla sonuçlandı o pozisyon. Botu pushlayacak mısınız? Topa pushlayacak mısınız? Yok. Fenerbahçe bir süpürmesi yağdırıyor. Camille yavrum topa. Topa çıkacaksın topa. Topta kule var ama gerçi direkt. 10 saniye sonra. Her türlü topa çıkması gerekiyor ki. Sakın savaşa girme. Gerçi Kako'yu tutabilirsin orada Broly'e. Tamam dön Drake'e. Yani burada bir şeyi zorlamalarına gerçekten gerek yok. Dön Drake'e. Drake çıktı dön Drake'e. Daha çok kuşatma yapabilirler yani. Abi Fyron o kadar iyi oynuyor derken niye böyle oynuyoruz şimdi? O pantheonu aynen. Bak Ornn sonunda yapması gerekeni yaptı. Sonunda. Pantheon öyle bir oyun oynayamazsın. Gerçi Lilia tek başına alıyor da. Önde karşılıyorlar ve koridorda Baron'la beraber baskı kuruyorlar. Pantheon öyle bir hareket yapmaması gerekiyordu. İyi flash'ı varmış ya.
Ve yani sup 4 ejder. Okey. Bak sonunda oyuncağın topa çıktı. Mid'de bot lane var. Pantheon tamam. Şu an dizilim doğru. Ejderi de aldınız. Nasıl şimdi kuşatmaya başlayacaklar? Pantheon'un flash'a gitmeden de oynayabilirlerdi burayı. Lead'i aldınız. Çok iyi. Buradan döndürememeleri lazım. Şimdi yeniden sorayım Scarlet bu sefer sana. Aa mid'de de tutamıyorlar. Çok iyi. Bir şekilde Caitlyn sayesinde kapanlar ve bir tane düzgün takım savaşı sayesinde oyunu tutup... Snowflow flash flash atma sakın. Sakın atma. Sakın. Sakın. Ama işte ortak oradan inhibitor'un nasıl düştüğünü görürsek Snowflow'un sıçra oyunu pek başarıyla sonuçlandı gibi gözükmüyor. Tank role'ye... Snowflower beni tilt edecek lan. Zaten onu yakalamaya çalışıyorlar ama o üstteki geçişten... Niye orada fight'ı zorladılar? Otomatik saldırıları sürdürüyor. Arkada yaz Bolu'nun ultisi tamamlanamadan Bolu düşecek. Abi yapmanız gereken tek şey Nexus'un oradaki kulelerde savaşmak. 3 inhibitor kaybetseniz de. Snowflower diyor ki abi bitsin de gideyim evime. Öyle bir oynayış bu yani. Koşularına devam ediyorlar Kakao. Biz de senin gibi inanamıyoruz. İkinci şaşkınım. Nasıl bir senaryo oldu ama. Snowflower çok şaşkın. Hak ederek geldiğim finalde 3 maçta düşmeyeceğiz diyor. Hadi bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.